devleti zarar uğratıyoruz. Biz de buradan bu kadar açık ve net konuşuyorum. Bu konuyla ilgili sizlerin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi burada şunu ekleyelim o zaman. Siz şimdi yemeği pahalıya veriyorlar değil de vatandaş yemeği üniversitede pahalıya yemiyor. 30 bin liralık, bir yıllık 30 milyonluk ihaleyi birilerinin cebine 60 milyon girsin diye o şekilde birileri iki katı para kazanıyor. Yani 30 milyonluk ihaleye 60 milyon para vererek giriyor. Haliyle vatandaş zaten o konuya gelince zaten vatandaş yemek yiyor, sıkıntı yok. Zaten üniversite ödüyor bu parayı. Ama birileri zengin oluyor. Devletin zararı çok büyük. Devletin zararı var. İki katına zarara giriyor. İki katından fazla, üç, dört katına kadar giriyor. Evet. Son ihale, son pazarlığı ve verilen iki yıllık ihaleyi biz burada arka arkaya koyduğumuz zaman şimdi 215 milyonun aya vurduğumuz zaman 9 milyon lira aylığı geliyor. Ama son pazarlıkla verilen fiyat 104 milyon liraydı. Bu da 3 aylık bir süre için olduğu için aylığı 35 milyona denk geliyor. Bu da 4 katı fiyata denk geliyor. 4 katı fiyat dediğiniz zaman yani 50 lirayı yemiyorsunuz, 200 lirayı yiyorsunuz. Bu çok çok hatalı. Büyük bir kamu zararı çıkartıyor ortaya. Bu da çıkmaması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Haftalardır burada konuşuyoruz. Gerekli bütün mercilere başvurduk. Bakalım sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah bir seferde olsun böyle bu hatayı biz yapıyoruz. Birilerinin de gözüne battık. Bu hatayı bir daha yapmayalım derler diye umut ediyoruz. Peki Üstad şeyi sormak istiyorum. Siz takip ediyorsunuz ya. Koskoca 9 Eylül yani bugün saygılı üniversitelerden biri. Kendi bünyesinde, kendi imkanlarına yapamıyor mu? Yani bu hizmet satın almaya gideceğine, bu kadar şairelere ihale iptal oldu, olmadı, kaliteli yemek çıktı, çıkma tartışmalarına sormak kendi mutfağını kurup, bunun topu topkaç 20 tane personelle yapılacak hem istihdam sağlamış olur, hem de üniversite kendi imkanlarına daha ucuza, daha kaliteli yemek çıkartma imkanı yok mu? Yani kendi yemekhaneleri mi kapandı veya taşıdı mı acaba? Tabii ki var ama onlar bunlarla uğraşmak istemiyor. Bize de kendileri söyledikleri, genel sekreterin, senin genel sekreterin söylediği bir konu vardı Engin Basmacı'nın. İşte biz bunu kendimiz yapacağız diyordu ama kendileri yapmaktan ziyade her seferinde böyle bir açıklama yapıp sonrasında yine pazarlığa çeviriyorlar. Yani birilerinin para kazanması gerekiyor. Evet, değil mi? Yani bu kadar şöyle... şimdi bununla ilgili bizim söylediğimiz geçen bir iki program önce, üç program önce bir, yine böyle bir programda ne demiştik? Biz inanıyoruz ki bu ülkede aynı İtalya'daki gibi, İtalya'da nasıl mafya çökertildi bu çeteler? Ne, temiz eller operasyonu başladı, yürekli bir savcı çıktı, düğmeye bastı ve o gün, bugün İtalya bunları konuşmuyor, daha iyi, daha güzel şeyler konuşuyor. Türkiye'de de bunun olacağını inanıyoruz dedik. Sizler de bunun inancında olduğunuz için böyle takip ediyoruz, günlerce meselelerde, televizyonlarda tartışıyoruz. Geçen haftaydı herhalde bu şeyle Yeni Doğan Bebek Çetesi ile ilgili cesur bir savcı hiçbir şeyden korkmadan düğmeye bastı ve bu çeteyi ortaya. Bunların da inanıyoruz ki ama bugün olmaz, yarın olmazsa bir ay sonra veya bir sene sonra da bunlardan da hesap sorulacak, bunlardan da şey yapacak. Bugün bu kadar pervasızca yapılan işler, yani sizin anlattıklarınız kime sorsan inandırıcı gelmiyor. Çünkü diyor ki böyle bir şey olması imkansız, biz sokakta da konuşuyoruz. Yanlışınız vardı böyle bir şey yapacak. Hiçbir bürokratın cesaret edeceği bir konu değil. Ben gelir bana ortada. Tabii yani olması da konu. Dava açıp dava konusu ve tensip yayınlar. Yani siz kahve köşesinde bunu konuşmuyorsunuz. Gazetenizde, televizyonunuzda söylüyorsunuz. Bunun olduğunu herkes inanıyor ama ihtimal ya yani nasıl bir insan, nasıl bir cesaret, nasıl bir imkan bu ki işte böyle korkusuzca yapıyor. Neyi mi koruyor diyorsun acaba? Çünkü bir genel sekreterin veya bir rektörün böyle bir yükün altına tek başına girmesi çok da kolay bir şey değil. Bunu daha üstlerden biri mi koruyor acaba diye insanın aklına soru işaretleri geliyor. Abi de bunun siyasetin de gündemine oturması lazım. Yani sağ olsun Sevda Erdan Kılıç bunu gündeme getirdi, paylaşım yaptı vesaire. Ama daha çok siyasetçinin, hizmetli milletvekilinin bunu konuşması lazım. Bir kamuoyu baskısı yaratması lazım. Yani abi bu biraz da bu şekilde düzelir. Ama muhalefet partisinde bizim beklediğimiz bu değil yani. Biraz daha üzerine düşmesi abi. İzmir'de, şehrimizde, şehrimizin Gözde Tarih Üniversitesi'nde olan bir olay abi bu. Yani bundan kamu zararı var. Burada abi halk mı olur? Halkın vergileri boşa gidiyor. Buradan öğrenciler mi olur?
Yani çok, abi onu gündeme getirmeniz lazım, evet. Yani bunu konuşmalar lazım. Ciddi zararlar, bir de böyle bir kalemde, sadece bir kalemde 600 milyon lira civarında zarardan bahsediyoruz. Yani tek kalemde, tek bir kurumda ve bunun gibi daha niceleri var. Yani bizim kulağımıza farklı üniversitelerden de gelmeye başladı. Farklı üniversitelerde de farklı çalışmalar, bunun gibi şeyler olduğunu iddia etmeler başladı. İhbarlar geliyor, bunları da değerlendiriyoruz. Belgelerimiz elimize geçtikçe diğerlerini de burada herkesin önünde açıklayacağız. Onları bekliyoruz ama maalesef bu çirkin olaylar birçok yerde olmaya başlamış. Bunları görüyoruz. TİH'teki durumu, Türkiye Elektrik İletişim AŞ'deki durumu, ki orada müdür kendisi söylüyor, diyor ki ben diyor tek başına mı zannediyorsunuz diyor, benim de arkamda müdürleri var diyor. Yani bunu söylüyor, müdür bunu söylüyor. Yani arkamda benim abim var diyor, amcam var diyor, halam var diyor, neyse. Tesadüfen gelmem, rastgele gelmem. Evet. Zaten amcası olmasıyla oraya geliyoruz. Abi şimdi Cevdet abinin dediği gibi yani insanlar konuşurken bile biz kızararak, utanarak, yutkunarak bir 9 Eylül akademisyenleriyle, başarılarıyla, ne bileyim dünyada kaçıncı sıradayız, Türkiye'de kaçıncı sıraya girdik, üniversitede başarı oranı ne, yayınladığı tezler, şeyler, eğitimle tartışmamız gerekirken yemeğiyle, suyuyla, çorbasıyla tartışıyoruz. Yani bu bir üniversite için utanç verici. Yani biz burada konuşurken utanıyorsak, biz burada kızarıyorsak, yani bunu izleyen, bunu dinleyen insanlar hiç mi yani vicdanen veya kardeşime biz üniversiteyiz, 3'e 5'e başka yerde başka şey yapalım ama en azından buna nokta koyalım, bizi başka konularla anlatsınlar, başka şeyleri. Biz diyelim ki neden dünya sıralamasında atıyorum 100. sıradasınız, 80'e gelmediniz veya Türkiye'de başarı oranınız niye bu kadar olmadı? Bölümlerde eksikler nedir? Şunlar, bunlar tartışılırken Türkiye'de ne yazık ki üniversitede tartıştığımız konuya bakın, bir yemek ihalesi ve onların tezi doğruysa, ihale işte şu oldu, yani bir ihaleyi beceremeyen bir yönetim var yani. Anlattığınızdan çıkamalı, şartname hazırlanıyor, şartnameye yaklaşık maliyetin altında verildi diye biz ihaleyi iptal ettik. Yani iptal sebebi sen belki yaklaşık maliyeti doğru çıktı. Bunu açıklamıyorlar. Açıklamıyorlar. Bunu da açıklamıyorlar. Biz dedik eski belgeyi göndermişler. Eski belgeyi göndermişler. Yani iptal gerekçesini şu anda bilmiyoruz. Şu an iptal gerekçesini de bilmiyoruz. İptal, peki ihaleye giren arkadaşlar mahkeme edilmiyor mu? İhaleye giren arkadaşlardan verenler var. Tamam, verenlik gerekçesini bilmiyor mu? Hayır, onlara da söylemediler. Onlar da açıklanacak diyor. Yani tamamen böyle muallakta bir dipsiz konu. Koyuyor. Evet. Ya nereye elini atmış olsam bir muallakta olan, açıklama yapılmayan çok garip garip işler var. Yani bunlara akıl sır ermiyor. Hele bir o belge elime geçsin, ondan sonra söyleyeceğim, onu küçük bir tüyo vereyim. Gene böyle bir yerde, bir kurumda müdürlerin birbirlerine hanımefendileri ziyarete gönderdikleri söyleniyor. Hangi hanımefendiler? Yani böyle. Hadi. Hadi. Hangi soru sorulur? Hanımefendileri ziyarete gönderiyor. Akşam yalnız kalmasından istiyorlar. Falan. Yani bunlar da yine ihale için yapılan şeyler. İhale için. Biri, yani para dönmüyor. Para da dönüyor. Yani bu paranın yanında bonus olarak gönderiliyor bunlar bir de. Hani ne diyelim? Sadakat programı. Firmalar böyle bir kart çıkartır ya, bununla gelirseniz indirim yaparız gibi. Şimdi bunlar da bunu gönderiyorlar, bir indirimde oradan yapılıyor. Ama bir indirimde. Şöyle, o olasılık çok yüksek. Zaten birilerine kullanabilmek için elinde belge ve kayıt olması gerekiyor. O hanımefendiler de kayıtları alıyorlar. Güzel. Arşiv kararlı. Kayıtları alıyorlar, arşiv işliyorlar. Sonra bu beyefendi bir dahaki sefer farklı bölgelerde kullanabilmek adına daha rahat bir işlem gerçekleşmesi gerekiyor. Bu anlamda yolu açılıyor zaten. Evet, biz bunların tam olarak elimize ulaşacak yakında. Hı-hı. O zaman tam olarak burada konuşabileceğiz. O zaman açık açık diyeceğiz ki şu kurum, şu insanlar burada nasıl 9 Eylül'de bunları söylüyorsak orada da onları da söyleyeceğiz. Ama 9 Eylül'de çok da uzatmak istemiyorum ben şimdi. Çünkü her şey o kadar ortada ki hani ekstradan söyleyecek bir şey yok. Ve kişiler de o kadar rahat ki
Bir de bazıları şöyle de bir şey yapıyor. Bize farklı kurumlarda da ihalelerin iptal edildiğine yönelik belgeler yolluyorlar. Ya onlar da yapılıyor. Şimdi bana gönderilen belgelerimiz, şimdi bana gönderilen örneklerde şöyle bir şey var. Bu 9000 yemek ihalesi 200 milyon liraya ihaleye çıkıyor. İşte 800 milyon liraya veriliyor. Ama gönderdikleri ihalelerin fiyatları 3 milyon, 4 milyon, 2 milyon, 5 milyon. Bunlar da kendilerini duyuyor. Bunlar da iptal oluyor ama. Kaç senelik bir şey ya da yeni ama... Bunlar da yeni ama bunlar da iptal oluyor. Onlara da sıra gelecek zaten dedim. Biz sırayla onların hepsini inceliyoruz. Bütün dokümanları, belgeleri inceliyoruz. Bunların hepsinde neler var, neler yok. Burada yakaladıklarımızı burada ortaya dökeceğiz masamızın üzerine. Bizleri takip etmeye devam etsinler, bak bu ülkede neler neler oluyormuş ekstradan burada net olarak görsünler. Ama bir şey var, Türkiye gariplikler ülkesi oldu yani, böyle bir sistem o. Bakın mesela geçen Bayraklı Belediyesi bir otopark alanı yaratıyor, top sahasını yıkıyor, şey yapıyor. Amacı dışında otopark yapıyor, bariyer koyuyor, güvenlik kulübesi koyuyor. Orada gelenden gidenden para kesiyor. Bir gelinme yasasından soruyorsun işte burayı nasıl yaptın? Verilen cevap. Biz bununla ilgili büyükşehire müracaat ettik. UPM'den karar bekliyorduk. Olumsuz karar çıktığı için biz böyle devam ediyoruz. Yani adam diyor ki bana diyor yetki vermedi ama ben yapıyorum. Yani şimdi verdiği cevap daha komik, daha utandırıcı. Yani şimdi sizin 950'de söylenen, biz yapıyoruz ama bizden başka yapan da var. Yani yapan var da kardeşim, yani biz bütün dedektifleri, bütün şeyleri inceleyelim, şey yapalım. Siz yapmayın, sizden sonrakiler yapmasın. Yani kötüyüm örnek yapıyorsunuz. Açıklamasını yap, tam yapan başka. Ben de 87 tane çıkardım. 200 tane daha çıkarmam lazım. Ama 200 tane çıkarmamak için diyor böyle işte bir gelir kapısı yaratıyorum. İllegal bir orada gelir kapısı yaratıyorum. Orada işte işçilere, şey, çalışanlarımıza istihdam alanı yaratıyorum ki ben bu işçileri çıkarmayayım diye. Orada duygusal bir konuşma yaptı yani. Şey, biraz dramatize ederek. Yani topar kapatsa çıkartıyorum. Şimdi mesela o da tasarruf tedbirlerini biraz yanlış anladı. Cumhuriyet Halk Partisi kadına, çocuğa, gence ciddi anlamda değer verirken, onların arkasında durur diye açıklamalar yaparken genel başkan olsun, başkan yardımcıları olsun, genel başkan yardımcıları bu şehirde kadın sığınma evi kapatılıyor. Bu şehirde kız yurdu, üniversite kız yurdu kapatılıyor. Ya tasarrufu bunlarla mı yapacaksınız? Ha, bina depreme dayanıksızmış, o yüzden çıkartmak durumundalarmış. Yok bir tanesinin üstüne kaçak yapı yapılmış. Belediye kaçak yapı yapmış ya. Böyle bir durum var mıdır yani? Şey dedi yani. Belediye kendi... Zaten buraya gelen katlar dışarıdan geliyormuş. Bayraklı'da otoyol yok ki zaten. Bayrakları da öyle dedi. Öyle bir açıklama yapmış. Evet. Zaten o kadınların Bayraklı'da oturmaması lazım. Onları başka şey içerilerden getiriyorlar ki. Kaçtığı insanla aynı şekilde. Aynen öyle yani. Uzak kalabilsin. Daha korunaklı bir alanda kalsın diye. Kaçtı ilçede, sen diyorsun ki tamam sen bir sıkıntı yaşıyorsun ama o sıkıntı yaşadığın insanla yan yana dur. Böyle mi olacak yani? Şimdi az önce dedi ki gariplikler ülkesi. Şimdi bakıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin devralan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı öncekini veya bir bakandan başka bir bakan devralıyor, o bakanın projelerini siliyor, onu kötüleyerek işte enkaz devraldım, yok işte böyle yaptı, şöyle yaptı, ben kendi şeyim. Yani devamlılık yok. Yani devamlı mesela ben her zaman karşı bir belediyenin yurt işletmesine gerek. Yani 200 tane, 300 tane öğrenci yapıp şey. Devletin yurtlar müdürlüğü var, onlar yapıyor. Asli görevlerinden uzaklaşmışlar yani. Yoluyla, suyuyla, imarıyla. Şimdi bir yerde aslında bir şey yapılamıyorsa öbür taraftan yapılsın, tamam. Ben buna da şeyim. Asli görevinden uzaklaşmış, çok katılıyorum söylediğin şey ama. Bunun yanı sıra da şöyle bir olay var. Herkes birbirine bir kere etik değil. Birbirinin arkasındakine suç atıyor. O diyor kötü yapmış, ben diyor iyi yapacağım. Sonra o gittiği zaman ondan sonra gelen de o daha kötüymüş diyor. Bu böyle bir şey yok. Olmaması gerekiyor. Ama maalesef bunlar var. Bugün bakıyorsunuz ama birileri de söylemek istediği zaman da mesela şöyle bir şey söyleyelim. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu. Daha gelir gelmez ikinci günde başkanlık koltuğuna oturduğunda ne dedi? Dışarıya dedi o şeyi asacağım ben, afişi asacağım dedi, borç listesini açacağım. Böyle bir şey mi olur ya? Ben daha ilk geldim bu masaya oturduğumda dedi ilk ay ben
işçisinin maaşını ödemeyen başkan olmak istemiyorum dedi. Sonra ne dediler? Sus. Konuşma. Ya hani? Pankart nerede? Yok. Konuşma nerede? Yok. Olaylar nerede? Bitti. Gidiyorsunuz bir tane belediye başkanı diyor ki muhalefet diyelim, İzmir'deki muhalefet soruyor. Başkan geldiğinizde diyorsunuz hani çok borç var dediniz, bilmem ne dediniz. O başkan da böyle diyor. Ya diyor ödenmeyecek bir şey değil diyor, sonra maaşını ödeyemiyor işçi. Yani burada o kadar saçma sapan durumlara gidiyoruz. Bir kere şeffaflık yok. Bir kere etik değerler yok. Bizim maalesef hangi kurumumuza gidersek gidelim, o kurumların